Dostlar, herkese selam. İşte merakla beklenen Chery ve Chery modellerinden birisi olan Tiggo 8 Pro teste geldi. Bu otomobili nasıl tarif edebilirim? Şöyle tarif edebilirim. Bu otomobil Peugeot 5008, Nissan X-Trail gibi modellerin rakibi. Neden? Çünkü o boyda ve 7 kişilik oturma kapasitesi sunuyor. 7 kişilik kapasite derken şöyle bir şeyden söz etmek istiyorum. Harbiden 7 kişi yolculuk yapabiliyorsun. Yani şöyle söyleyeyim, son dönemlerde gördüğüm en geniş arabalardan bir tanesi. Yani SUV sınıfında eğer ki böyle 7 kişilik bir otomobile ihtiyacınız varsa Chery Tiggo 8 Pro ilginizi çekecek arabalardan bir tanesi olacak gibi görünüyor. Şimdi gelelim tasarımına. Tasarımı şöyle, sevmek ya da sevmemek arasında kalıyorsunuz. Yani ben uyumu sevenlerden, daha doğrusu çekimser olanlardan yana kullandım. Baktığınız zaman göze hitap eden, dikkat çekici bir yapısı var. Ama hani biraz daha böyle rekabete girecek, daha sert bir rekabet olacak, İşte işimiz zor diye düşünülmemiş gibi geldi bana. Çünkü birazcık daha böyle farklı detayları olsa tasarımında daha iyi görünebilir. Tasarımında mesela şunu da görüyorsunuz. Büyük bir yapısı var. Yani bunu hemen fark ediyorsunuz. Bu büyük yapıyla beraber diyorsunuz ki yani bunu kullanmak biraz zor olabilir. Özellikle şehrin dar sokaklarında biraz zorlanabilirim diye düşünüyorsunuz. Ama böyle bir şey yaşanmıyor. Son derece rahat bir şekilde kullanıyorsunuz. Özellikle dönüş çapı konusunda son derece iyi olan araçlardan bir tanesi olmuş. Dış tasarım bu şekilde. Yani ya beğeniyorsunuz ya beğenmiyorsunuz ama şurası kesin. Yeni bir marka olduğu için yolda bakışları üzerine çok fazla bir şekilde çekiyor. Yani çoğunlukla yanınızda durup hayırlı olsun, ne kadar aldınız, İşte nasıl bir otomobil sorularına maruz kalıyorsunuz. Yepyeni yani. Chery bize yabancı bir marka değil. Önceden de gelmişti. Ama sonrasında gitmişti. Şimdi Chery kendisi döndü. Onun için böyle onu görenler sorularıyla yanınıza geliyor. Otomobili bir yere park ettiğiniz zaman onu inceleyen insanların olduğunu görüyorsunuz. Tasarımla ilgili söylenecek şeyler bunlar. Yaşam alanına geçtiğimde geniş, geniş abi yani. Çok geniş. Siz de görüyorsunuz. Yani ikinci sırada çok rahat oturuyorsunuz. Üçüncü sıra koltukları açtığınızda orada oturanlar da rahat ediyor. Yani bu gerçekten büyük bir başarı. Büyük bir SUV model, D segmenti bir SUV model kullanıyor olmanıza rağmen iç mekanı o hani neredeyse Vito falan gibi geniş geniş rahat rahat kullanabiliyorsunuz. Bu kalabalık aileler için çok avantajlı olacak. Ferah kabin, aydınlık kabin, bu da önemli artılardan bir tanesi olacak. Yani diz, baş, omuz mesafesi konusunda yani görüyorsunuz işte hani kolumu açtığımda bile oldukça büyük bir kullanım alanı olduğunu çok net bir şekilde görebiliyorum. Bunu aracın bütün yaşam alanında sunuyor olması büyük artı. Bu merak edilen şeylerden bir tanesi cam tavanı var. Cam tavanı bu tip bir kapamayla iyi bir iş yapmışlar. Yani öyle incecik bir dokuya, incecik bir şeye bırakmamışlar. Güneşi çok rahat bir şekilde engelliyor bu. Üçüncü sıra koltukları kullanımda olsa bile bagaj hacmi günlük ihtiyaçları çok rahat bir şekilde karşılıyor. Ailenizle çok valizin olmadığı bir yolculuk yapacaksanız o beklentileri de karşılıyor. Ama üçüncü sıra koltuğu kullanmadığınız zaman onu bir ticari araç gibi kullanmanız neredeyse mümkün. Devasa bir bagaj hacmi var. Elektrikli bagaj kapağı da son derece rahat bir şekilde açılıyor. Bu şekilde kullanılabiliyor. Yaşam alanında beklediğim bir teknoloji kalitesi vardı. Yani kullanılan ekranlarda bir kalite beklentim vardı. Bunu fazlasıyla buldum. Yani bir kere kullanılan her ekran, her dijital ekran oldukça kaliteli. Yani görüntüleri takip ettiğiniz zaman, kullandığınız zaman tepkileri son derece başarılı.
Bu mesela beni şaşırttı. Çünkü uygun fiyatlı diyeceğimiz bir modelde bundan kaçınılmamış, fazlasıyla yer verilmiş. Hayalet ekran falan gibi şeyler zaten var. Onlar karşınıza çıkıyor. Kullanılan malzeme kalitesi açısından bazı yerlerde evet uygun fiyatlı bir otomobilim diyor. Yani mesela direksiyon simidine bakıyorum, hani çok sert bir plastikten yapılmış. Bunun böyle kesinlikle biraz daha yumuşak bir malzemeden olması gerekiyordu. Yani uzun süre kullandığım zaman bu sertlik beni rahatsız edebilir. Aynı zamanda bazı yerlerde işte mesela açık renkli dolgu yapılmış ama kullanılan malzeme taş gibi, sadece üst tarafta biraz daha yumuşak dokuya sahip bir malzemeye yer verilmiş durumda. Chery işte yaşam alanı özellikleriyle, yani bu araba 8 Pro akılları çelebilecek arabalardan bir tanesi olmuş. Rakipleriyle rekabeti nasıl olur? Ya o dediğim gibi, hani tasarımda da söz ettiğim gibi işi biraz zor. Bu açıdan ne yapması gerekiyor? Fiyat. Fiyat kozunu oynaması gerekiyor. Ki bu arabanın teknik verileri nasıl? Motor kaputunun altında 1.6 litre turbo motor yatıyor. Bu motor 197 beygir güç, 290 Nm tork üretiyor. 100 km hıza da yaklaşık 9 saniyede çıkıyor. Baktığım zaman performans verileri iyi. Kullandığım zaman iyi mi? Evet, iyi. Yani 7 ileri çift kavramalı bir şanzımanı var. Onunla kombinasyonu ilk anlarda biraz ağır kanlı ama sonrasında oldukça iyi. Yüksek hızlara çok rahat bir şekilde çıkıyor. Yaşam alanı ile ilgili eklemek istediğim bir konu var. Bu bölgeye baktığınız zaman diyorsunuz ki eşya gözü yok, İşte kablosuz şarj yok falan gibi. Ama burada da altı boş bir tasarıma yer verilmiş. Alt tarafta bolca eşya gözü var, kablosuz şarj var. Ben bu tip tercihleri sevmiyorum. Çünkü kullanamıyorum, çok zor kullanıyorum. Onun için sevmiyorum ama benim için sıkıntı değil diyorsanız, son derece büyük bir kullanım alanı var. Kapı içleri, cepleri de oldukça büyük. Ya bu beklentileri, bunu dert etmezseniz çok rahat bir şekilde karşılıyor. Sürüş yardımcıları konusunda biraz sıkıntısı var. Çok böyle bıdıdıt 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 ötüyor. Bir de mesela kimse oturmuyor olsa bile arka taraftaki emniyet kemerleri uyarısı çalışıyor. Bu büyük bir ihtimal bu arabaya özel bir durum olabilir. Yani görüyorsunuzdur mesela, sussun diye arkadaki emniyet kemerlerini taktım. Bir de mesela şehir içinde kullanırken öndeki araçlar normal bir takipte ilerlerken bir anda dörtlüleri yakıyor. Dörtlü sesi çıkmaya başlıyor. Bu böyle bir tedirgin edici bir durum oluyor. Dediğim gibi bunlar bu araca özgü durumlar olabilir. Bundan tam emin değilim. Chery'nin sürüş karakteri nasıl? Yani Chery derken Tiggo 8 Pro'nun sürüş karakteri nasıl? Konfor odaklı. Yani biraz böyle salınımı fazla. Yani şöyle söyleyeyim, bu rahatsız edici bir durum olmuyor. Konforu ön plana çıkartmışlar. Onun için böyle sert kullanımlar sırasında biraz salınım, hatta normal kullanımlar sırasında bile biraz salınım olabiliyor. Konfor odaklı ama mesela arka taraftan çukur geçişleri sesleri beklediğimden biraz daha fazla yaşam alanına yansıyor. Biraz böyle bir tak tuk tak tuk sesleri fazla. Ha diyeceksiniz ki ne kadar ekmek o kadar köfte. Evet, haklısınız, yani bu açıdan bakılabilir. Sessizlik konusunda Chery modellerinin sessiz olduğu söyleniyor. Evet, yani bir çukur geçişi ya da herhangi bir şey olmadığı durumlarda oldukça sessiz olan arabalardan bir tanesi. Yönlendirme kabiliyeti açısından da biraz boşluklar var ama hani bu kendisine çok daha pahalı olan arabalarda bile karşılaştığım durumlardan bir tanesi. Yakıt tüketimi ile ilgili söyleyebileceğim şey şu: 8.8 ve 9 litre gibi bir tüketime imza atıyor. Yani bunu bilmeniz gerekiyor. O motorun ürettiği neredeyse 200 beygir gücü kullanmak istiyorsanız da tüketim biraz daha fazlalaşıyor. Yani sürüş karakteri biraz böyle konfor odaklı. Ona göre hani limitleri çok fazla zorlamadan kullanmanız gereken büyük SUV'lardan, çünkü zaten büyük bir SUV bu, büyük SUV'lardan bir tanesi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.